Radov, son istatistikler çok gerçekten karamsar bir tablo ortaya çıkardı. Bulgaristan'da her 5 doktordan biri yurt dışına göç etmek, yurt dışında çalışmak istiyor. Neden acaba? Siz de böyle bir uzman olarak izleniniz nedir? Bence genç doktorlar birinci iş bulamıyorlar Bulgaristan'da. İkinci, maaşlar çok düşük. Burada yani bir maaş 250-300 euro ve Batı'da bu maaşlar 2000 eurodan başlıyorlar. O yüzden de bizim genç doktorlar Batı'ya gidiyorlar ve orada uzmanlık yapıyorlar. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da uzmanlık yani bedava veriliyor. Onlar uzman oluyor. O yüzden de orada kalıyorlar bence. Evet, aynı zamanda böyle 89'dan sonra sağlık sistemindeki sorunlar, hastanelerdeki belirsiz durumlar da acaba böyle etkili oldu mu? Evet, çünkü yani 89'undan itibaren bizim durumumuz yani çok zor oldu. Yani yeni teknolojiler gelmiyorlar. Bazı hastaneler kapattılar. Evet, yeni özel hastaneler var ama onlar çok az. O yüzden de bu genç kişilere pek imkanlar verilmedi. Sizin gibi şanslar az diyorsunuz. Peki siz hiç böyle yurt dışına çıkmayı düşünmediniz mi? Özellikle Sofya'da da Bulgaristan içerisinde aranan bir ortopedi ve travmatoloji uzmanısınız. Evet, ben genç ki ben de bu fırsatı düşünüyordum ama burada Sofya'da ben iyi bir iş buldum. Ben özel hastanede çalışıyorum. O yüzden de benim çok hastam var. O yüzden de bu fırsatı almadım. Evet. Ama tabii ki şimdi ben, özel hastane olunca daha marjinal bir kısma hitap ediyorsunuz. Böyle bir şansınız var. Peki neden en çok yurt dışına çıkanlar arasında anestezi uzmanları, cerrahlar ve ortopedistler var? Çünkü herhalde Bulgaristan'da bu uzmanlar iyi bir maaş almıyor dediğim gibi. Gene Batı'da, Almanya'da, İngiltere'de çok büyük bir fırsat buluyorlar. Orada o kadar çok uzman yok, o kadar çok doktor yok ve eksiklik var. O yüzden de onlar oraya gidiyorlar. Peki Doktor Murat, bu durumda hastaların durumu ne olacak? Bulgaristan'da hadi tamam siz özel hastanedesiniz, Sofya'nın birçok imkanları, fırsatları var. Aşağıdaki insanlar ne yapacak? Bence insanların durumu çok kötü olacak bundan sonra, çünkü çok az uzman Bulgaristan'da kalacak ve daha genç uzmanlar gelmiyor ve durumlar bence kötü olacak hastalar için. Evet, şimdi tek Rumeli için yaptığımız bu röportajın sonunda şunu merak ediyorum. Sık sık sanıyorum uzmanlığınız gereğiyle seminerlere vesaire katılıyorsunuz Türkiye'ye. Oradaki izlenimleriniz nedir? Böyle oradaki sistemleri. Evet, ben çok sık Türkiye'ye gidiyorum. Yani en az 2 defa sempozyumlara, kongrelere gidiyorum. Türkiye'nin sağlık sistemi bence daha iyi, daha oturmuş. Evet, bir şekilde Bulgaristan'dan. Ve o yüzden bence onların tıp kalitesi biraz daha yüksek. Evet, oradaki tıp kalitesi yükselirken bizimki azalıyor ve düşüyor. Çareyi nerede görüyorsunuz? Çareyi görüyorum. Bizim hükümet bir şeyler yapsın. Yani bu genç doktorlara, onlara biraz daha iyi imkan bulsunlar. Daha iyi maaş verilsin ve daha uzmanlık yapması daha kolay olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Umarız Avrupa Birliği üyesi ülkemizde böyle bir günlerde gelir. Teşekkürler. Ben de umarım. Teşekkür ederim.